GTA 5 Online'a hepiniz hoş geldiniz. Evet, GTA 5 Online'a iki yeni araç daha eklendi. Hemen onları bu bölümde inceleyelim. Şöyle açıyoruz. İnternetimize girip Warstock'a girdikten sonra hemen karşımıza burada Manager bir de Scram Jet adında iki tane araç geliyor. Ben bunları satın aldım. Neredeydi? Şu yeni şey var ya arkadaşlar. Hatta hemen onun adını da size şuradan söylemek istiyorum. Nerede la? Nerede oğlum, nerede? Dur bir dakika. Şöyle Maze Bank diyeceğim de. Bir dakika abi. Evet. Neydi buranın adı? Neydi lan buranın adı? Adı ne la buranın? Dur, Nightclub. Tamam. Fightlist. Da bunun bir şey, tuhaf bir şey ismi. Neyse, hiç önemli değil. Araçları burada modifiye ediyoruz. Biz şu anda Skyline'imizle beraber gidelim bakalım. O zaman şöyle bir gaza basalım. Müziğimizi kapatalım. Telif yememek için. Hop şöyle basalım. Günlük rutinimizi de yapacağız. Bakalım serverda kaç kişi var. Oo, serverda çok güzel bir adam var. Günlük rutinimizi de yapmamız lazım. Ulan araba yavaş git sen ama. Direkt karşıya uçtuk abi. Var mı böyle bir şey? Evet, GTA 5'in devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hemen aracımızla aşağı iniyoruz ve iki yeni aracımızı sizlere gösteriyorum. Tabi onlardan önce yapmamız gereken günlük rutinimiz var. Onu da hemen halledeceğiz. Daha sonrasında arabalarımızı modifiye ederiz. Evet, indik. Avengers arkadaşlar, Avengers. Aklıma geldi Avengers bura. Avengers'ımıza indik. Bu arada oyundaki en pahalı Avengers benim. Evet. Gelen yeni araba birisi bu. Diğeri de karşı tarafta arkadaşlar, görüyorsunuz. Karşı tarafta duruyor beyaz. Onları birazdan inceleyeceğiz. Şimdi biz günlük rutinimizi yapmaya gidiyoruz. Kendime biraz küfür ettireceğim millete. O yüzden rutinimi yapmak istiyorum. Hadi bakalım koşuyoruz. Merhaba dayı. Ne haber? Kabak baş. Külek kafa. Hanımefendi nasılsın? Neyse devam edelim bakalım. Kapıda resimler falan gösteriyor abi. Tuhaf tuhaf oyun ya. Çok... Ne bileyim, ben GTA 5'i artık çözemiyorum ya. Nasıl bir oyuna büründü bu GTA, ben hiçbir şey anlamıyorum. Eski GTA'lardan eser yok. San Andreas'ı özlüyorum ya resmen. Şimdi şöyle bir burası açılsın. Evet, canımı sıkan birisi var. Var değil aslında, yok da. Ben şimdi onu bir uçurmak istiyorum. Sakın öyle kendim patlatayım patlatayım deme, seni uçururum bugün. Evet, şimdi bugünkü şanslı kişimizi arıyoruz. Havaya uçmak için şanslı kişi arıyorum. Evet, hadi bak. Aha, bu, bir tane burada adam var. Bakalım bu ne yapıyormuş? Bu ne var bunda? Arabası ne bunun kardeşim? Bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Abi adam bayağı bir şey, büyük bir şeyle geziyor ama neyse, tamam onu bırakalım. Şimdi şundan neymiş? Şu ne? Ha, bu sizi rahat bırakmazdır öyle mi? Aynen, bu uçak sizi hiçbirinizi rahatsız bırakmazdır. Ben şimdi onu hemen şöyle uçağı yok ediyorum. Evet, artık uçak yok edildi. Rahat rahat oyununuzu oynayabilirsiniz. O zaman devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi hemen şu Toto'nu şuradan bir kaldır da gidelim. Tamam, koş koş koş. Allah'ım koş ya. 2 saat uğraşıyoruz koşması için adamın. Yalnız bir adamı vurdum, left yedim. Server'dan çöktüm yani. Server çöktü. Sıkıntı yok. Ya ben düştüm büyük bir ihtimalle. Benim internette bir işim yok. O yüzden. Bu oyun internetten çöktüğü zaman kendimiz başımıza bir ses şeyde kaldığımız için online'da sıkıntı yok yani. Evet. İlla adam olması gerekmiyor yani online oynamak için. Bunu da size söyleyeyim. Gidiyoruz, ilk arabamıza bineceğiz. Daha sonrasında onu bir modifiye edeceğiz. Dışarı çıkacağız. Gezeceğiz o arabayla. Hemen şöyle şu arabayı modifiye edelim. Bunu iki kişi olduğumuz zaman daha mantıklı oluyor. Çünkü bir kişi ateş edip bir kişi arabayı kullanması gerektiği için daha mantıklı olduğunu söyleyeyim. Buradan armor'unu yükseltebiliyoruz. Sonra frenini yükseltebiliyoruz. Daha sonrasında öne bu şekilde demir falan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Şimdi arkaya da ekleyebiliyoruz. Şöyle değişik değişik seçenekleri var. Böyle delikli delikli şeyler var. Tabii ben şöyle parlak olarak takacağım. Motor yükseltmesi var. Daha sonrasında egzoz takabiliyoruz. Ben şu bayağı hoşuma gitti. Şu egzoz. Ya ben bu araçları daha önce modifiye ettiğim için hangisinin daha iyi yakıştığını şu anda bilebiliyorum. Şimdi aşağı doğru inelim şöyle. Burada bu şekilde şey var. Bunu karbon integral yapalım.
Sonra üst takım var. Üst takıma böyle kazma kürek koyabiliyoruz. Balta da var. İsterseniz o şeyini bozmamak için değişik bir şey de yapabiliriz. Ben karbon kazma kürek koyacağım. Yani kor da önemli değil. Buradan xenon farı takıyorum. Sonra alttan neon atalım aracımızın. Şöyle neon. Mavi bir neon. Black light adında bir neon atalım. Aracımızda boya var. Bu şekilde yukarı çıkalım. Yukarılara doğru çıkalım. Güzel boyalar var. Yarısı kitti zaten de. Benim en çok sevdiğim boya şu. Şu an Modern 5 Color. Hoşuma gidiyor. Bunu koyuyorum. Efsane diye plakamız var. Onu da yapalım. Bu ayrıca boya zaten. Bu üst takımı değiştiriyoruz. Şuraya da şuraya military pack koyalım. Sell'den aracımı satıyoruz her zaman bildiğiniz üzere. Top 50 şey minigun takacağız önüne. Tamam, yana böyle bir de hangisine taksak? Şöyle bir aşağıya doğru inelim. Karbon varmış. Karbon takalım abi. Görünmüyor pek ama vites kutusu şanzıman yani. Buradan turbo tuning yapalım. Jantlarını değiştirebiliyoruz. Buradan offroad'dan ben chrome olarak şu jantı takmak istiyorum buna. Okey, tamamdır. Daha sonrasında wheels color takılmıyor. Şöyle yazılı lastik yapalım abi. Yazılı lastik bayağı güzel oldu ha. Şoka maka bayağı iyi yapıştı be. Zaten lastiğin ebatı da büyük olduğu için. O yüzden. Tamam. Exit'te Avenger Vehicle Workshop var. Exit'te Avenger. Avenger'dan çık diyor. Avenger'dan bir çıkalım bakalım. Nasıl? Dışarı çıkıyorduk herhalde. Avenger'dan çıktığım zaman direkt dışarı çıkmamız lazım değil mi? Yok. Bizi şeyin içine attı. Tamam. Binelim. Aracımızda bir dışarı çıkalım bakalım nasılmış. Hep beraber bu arada ben bunu spor lastiğe çevireyim ya. Çünkü bayağı şey. Güzel oldu. Da hava niye karardı ben onu anlamadım. Hava kararınca sevmiyorum abi oynamayı. Güzel. Fena değil. Arazi hem arazi jipi arkadaşlar hem de böyle gezmelik, insurgent korumalı bir araç. Kolay kolay kimse size bu aracı gördüğü zaman bulaşamaz. Yani bulaşsa bile de hasar veremez kolay kolay. Şimdi diğer aracımızı modifiye edelim. Fazla uzatmak istemiyorum videoyu açıkçası. Ben sadece bu arabaları göstereceğim size. Amacımız buydu daha doğrusu. Şimdi şöyle bu yalnız araç çok güzel. Yere böyle bir yakın. O yüzden güzel duruyor. Okey. İndik bakalım. Rank up. Aha rankım yükseldi lan. Yükselsin yükselsin. Seviye geçmem lazım. Biraz seviye kasayım. Şimdi diğer araç karşıda. Diğer aracımızın yanına gidelim. Onu da bir modifiye edelim. Onda güzel modifiye seçeneği var. Fazla olmasa da var yani. Onu da modifiye edelim. Bakalım. Şöyle Avengers garajımızla beraber. Burası sizin bayağı bir şehri elinizin altında tutabileceğiniz bir yer. Onu da size söyleyeyim yani. Burası olduğu zaman çok rahatlıkla işlerinizi yürütebiliyorsunuz. Güzel bir yer ya. Armorunu yaptık, frenini yaptık. Şimdi motorunu takıyoruz. Motor. Bu arada hepsi %50 indirimli mi olması lazım? Öyle bir şey olması lazım. Son gelen güncellemeyle beraber. Güncelleme gelmeden direkt online'ı güncelliyorlar zaten. Orada söylüyorlar. Mail falan şey olursa mailinize geliyor zaten. Ne olduğu GTA 5'in. Nerede ne indirim varsa onların hepsinin bilgisi size gelecektir. Klasik Flames yapalım bunu. Herkes aynısını yapıyor zaten. Biz de onu yapalım. Ne olacak kardeş? Şimdi bu neydi? Aynen. Buradan satabiliyoruz. Şanzımanı değiştiriyoruz. Turbo ekliyoruz. Jantları değiştirelim. Böyle sport chrome jant koyalım abi bunun altına. Ya da high end koyabiliriz. Daha mantıklı. High end olabilir. Chrome'da şöyle indirelim. Hop. Güzel jant. Hangisi yakışır buna? Şöyle biraz daha inelim. Yok abi. Şunlar bakalım. Bana şu gitti ama. Şu güzel oldu. Tamam. Wheel color zaten takılmıyor. Şöyle tres desinle at. Bu tamam. Bu da böyle. Okey. Bitti. Arabanın işi burada da bitti. Şimdi exit the vehicle. Böyle dediğimiz zaman direktmen herhalde
Kapıya mı çıkmış oluyoruz? Bir şey olmuş oluyor bilmiyorum. Tam emin değilim. Göreceğiz. Yok. Her türlü bizi garaja atıyor. Çıkıyoruz. Çıkalım. Bu arada bu araçları biz uçağın arkasında modifiye ediyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi durduğumuz yerde çok güzel, çok tatlı duruyor değil mi bu araba? E'ye bastığımız zaman uçuyor ama. İşte öyle bir garip bu arabamız. Hadi bakalım. Şu anda şarj oldu tekrardan. Zıplama özelliği şarj oldu. Biraz daha kullanalım. Biraz daha test edelim. Daha sonrasında veda edeceğiz. Yalnız araba öyle böyle değil. Hemen yani kontroller bayağı zorlaşıyor. Bıktım GTA'da gece video çekmekten ya. Her seferinde gece video çekilir mi abi? Şöyle çıkalım şuradan. Şansımızdan mı ne? Videoyu gündüz başlıyorum, gece buluyor. Niye birileri araba falan getirmiş? Okey. Hop, güzel. Canınız sıkıldı, uçabilirsiniz. Böyle canınız sıkıldığı zaman uçabilirsiniz. Doğru yola gidiyorsunuz mesela. Hop. Aa, uçamadım bir daha ya. Mesela gidiyorsunuz, önden araba geliyor. Böyle E'ye basıp direkt tabelaya vurabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Yapmayı unutmayın. Arabaya vurmayı unutmayın. Tabelaya vurmayı unutmayın. Böyle milleti korkutabilirsiniz. Üstüne doğru arabacına giderken online'a mesela işinize çok yarar. Böyle milleti hep korkutabilirsiniz. Üstlerinden geçerek. Challenge'lar yapabilirsiniz. Kim köprünün üstüne daha iyi atlayabilir diye challenge'lar yapabilirsiniz. Yaparsınız. Önünüze gelen şeyleri yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı. Yok. Evet. O zaman anlatmaya gerek yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. İki aracı almak istiyorsanız rahat bir 6 milyonu gözden çıkarmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Modifiye etmek içinse Avengers'ı almanız gerekiyor. Avengers da bayağı 5 milyon bir para. Yani sizden çıkacak olan bir 11 milyon bir var. Haberiniz olsun. 11 milyona bunları komple alıp kullanabilirsiniz. Diyelim ve artık veda edelim. Evet. Bu şekilde bir veda ediş yapalım. Güzel videoydu. Dediğim gibi GTA 5 isterseniz devam ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altına like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.